Ordu'nun en önemli ekonomik ürünlerinden olan fındık için Ordu Valiliği'nde fındık konulu toplantı yapıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz Başkanlığı'nda yapılan toplantıya belediye başkanları, daire müdürleri, kaymakamlar ve ziraat odaları başkanları katıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında Ordu'nun en önemli tarımsal ürünü olan fındık konusunda toplantı yapıldı. Ordu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa daire müdürleri, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve ziraat odaları başkanları katıldı. Bir bölümünün basına açık olduğu fındık toplantısının açılış konuşmasını Ordu Valisi Seddar Yavuz yaptı. Vali Yavuz, tarım işçileri için geniş bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bu ticaretin yapanları, ziraat odalarımızı bir araya getirerek fındık hasadının başlayacağı bu günlerde bir değerlendirme toplantısının yapılmasının fevkalade önemli olduğunu düşünüyor ve değerlendiriyorum. Bu vesileyle sizlerin görüş ve düşüncelerinizi almak. Bu fındık sezonunda başta fındık sektöründe çalışacak işçilerimizin iyi ortamlarda barındırılması, onların toplumla kaynaşması dahil olmak üzere birçok alanla ilgili geniş bir çalışma yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Vali Seddar Yavuz çocuk işçiliğinin önlenmesine vurgu yaptı. Başta tabii fındık işçiliğinde çocuk işçilerin önlenmesi ve buraya gelen çocuklarımızın eğitilmesi büyük bizim için çok önemli bir fırsat olarak da değerlendiriyorum. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da uzun yıllar çalışmış, oradaki sorunları bir ölçüde bilen, zaman zaman da bu sorunları çözmek üzere Türkiye'de farklı projeler geliştiren bir yakınımız ve yakın çalışma arkadaşımız olarak bu konuyla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Daha sonra fındık tarımı konusunda sunum yapan Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz fındığın önemine vurgu yaptı. Tarım sektörü ihracatına göz atacak olursak 2015-16 yılları dikkate alındığında her iki yılın ortalamasına bakacak olursak fındık ihracatı tarım ürünleri ihracatının %11.7'sini oluşturmaktadır. Toplam ihracatta ise fındığın payı %1.67'lik bir paya sahiptir. Yine bazı kuru meyvelerin ihracatından sağlanan yıllık gelirler dikkate alındığında 2016 yılı rakamları için söylüyorum, fındığın ihracatıyla elde edilen gelir ki yaklaşık 2 milyar dolar, diğer fındığı takip eden 4 ürünün çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, antep fıstığı, bunları topladığınızda, dördünü topladığınız takdirde 2 ile çarpıyorsunuz, ancak fındıktan sağlanan geliri elde etmiş oluyoruz. Kemal Yılmaz fındık konusunda yapılan projelere vurgu yaptı. Evet, 2018-19 yıllarında uygulanmak üzere bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi projesi hazırlanarak Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda DOKAP'a sunuldu. Henüz yeni sunduk projeyi. Bu projede yapılacak çalışmalar, fındık bahçelerinde teraslama ve gençleştirme çalışması yapılacak. 2 yılda toplam 400 dekar alanda örnek teraslama ve gençleştirme çalışması yapacağız. Yeni bahçeler, modern dikim teknikleriyle yeni bahçeler oluşturacağız. Mevsimlik tarım işçileri hakkında sunum yapan Ordu İşkur Müdürü İsa Kaymak, tarım işçileri için hazırlanan alanlar hakkında açıklama yaptı. İşte Uzun İsa, Efirli, Faslı ve Ünlü olmak üzere 4 metrik merkezi ya da sosyal destek merkezi oluşturuldu. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında da burada çalışmak amacıyla bulundukları illerden diğer illere aileleriyle birlikte giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkileri, çalışma sosyal güvenlik bakımından mevcut durumlarının iyileştirilmesi konularında 2010 yılında çıkartılan genelge uygulanmaya kondu. İsa Kaymak, işçilerin konakladığı alanlardaki eksikliklerin çeşitli kurum ve kuruluşlarca birlikte halledileceğine vurgu yaptı. Doğrusu çocuk işçiliğiyle ve mevsimlik tarım işçiliğiyle ilgili metin projesi ona erdirildiğinden dolayı bir kaynak aktarımı söz konusu değil. Ama buradaki verilecek hizmetlerle ilgili
her kurumun kendi içerisinde yapabilecekleri vardı. Bunlardan Büyükşehir Belediyesi'nin genel olarak OSKİ kanalıyla su ve altyapı hizmetleri, işte ilçe belediyelerimizin temizlik hizmetleri, sosyal yardımlaşma vakıflarımızdan temin edilecek yardımlar, aile sosyal politikalar il müdürlüğü, sağlık müdürlüğünün yapacakları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacaklarıyla ekstra kaynak olmadan birçok alanda çözüm üretildi orduda. Belki projenin başarısı da biraz buradan kaynaklı oldu.